Arkadaşlar başarısızlıkla sonuçlanan bir inceleme videosu. Doğru, hızlıca sürüklenmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir ürünle karşınızdayım. Çok çok önceleri kanalımı takip ediyorsunuz. Satın aldığım Rode mikrofon. Hatta Rode Wireless Go 2 mikrofon. Aslında DJI mikrofonu unboxing yapıp kullanmaya başladıktan sonra buna hiç ihtiyaç duymamıştım. Belki de 10-15 tane civarında bir karşılaştırma videosu izledim desem hiç abartmış olmam. Şöyle bir şey var aslında videonun başlığı konusunda bizim buradaki ajanslardaki arkadaşlarla ufak bir tartışma yaşadık. Ee, ben dedim ki videonun adını neden Rode Wireless Go 2 almamalısınız yapalım. O da onlar da bana şunu dediler. Abi böyle bir şey yazarsak Rode'nin fanları var ve seni linç ederler. Linç yemeye alışım sıkıntı yok. DJI tarzı bir mikrofonunuz varsa aslında bu mikrofona ihtiyacınız yok. Ama ben yine de e, laf olsun beri gelsin diye hazır bir ürünü de almışız kutusu bile açılmamış aylardır yatıyor. Bir kutusunu açalım size farklı sesleri falan etraftan dinletelim istedim. Yani video pek izlemenize gerek yok ama yine de Rode mikrofonla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız işte hani kutunun içinden ne çıkıyor falan bunları görün istedim. Ürünü boşuna almış olmayalım diye şu an kutu açılışını çekiyoruz. Şimdi öncelikle artık bu bir anti e, kutu açılışı ürünmüş gibi oldu ama Ürünü açabileceğimiz, kolayca açabileceğimiz bir paketlemesi yok. Mutlaka yırtarak açmamız gerekiyor. Onun için de aslında maket bıçağım var. şöyle e, nereden atsam bu şuradan keserek açalım, elimi falan kesmeden açılırsa ha. Evet. Hemen kutumuzu açalım. Kutumuzun içinde neler var? Bu herhalde kablolarımız, bağlantı kablolarımız. Bir tane 3,5 milimetrelik jack çıktı. Eskiden artık bunu yeni nesil belki bilmez ama eskilerin çok sık kullandığı jacklar. 1, 2, 3 tane USB to Type-C kablomuz çıktı. Bir tane gerçekten kaliteli hissettiren yumuşacık koruma kabı çıktı. Şöyle koyuyorum. bakalım bunun içinde neler var. 3 tane yine şunu şöyle kenara alalım. 3 tane tüylü rüzgar engelleyicimiz var. Bir tane he, bakın e, neyse bunu birazdan eleştireceğim zaten de. E, bir tane alıcımız var. Yani iki e, mikrofondan gelen yayınları alacak bir alıcımız var. İki tane de mikrofonumuz var. Bir kere mikrofon büyük. Şöyle yapalım bu videonun devamına DJI mikrofonunda bir tanesini yanıma alayım. Onu da göstererek baz istasyonuyla kıyaslara göstereyim istiyorum açıkçası. Videonun başlangıç noktasında hiçbir zaman yakamdaki DJ mikrofon haricinde size bir DJ mikrofon göstermeyi tercih etmemiştim. Ama açtığım kutunun yarattığı hayal kırıklığı ben de bunu gösterme ihtiyacı hissettim. Şimdi evet ya yani şundan da ufakça bahsedeyim de bu Rode mikrofon hayranlarına bunu söylüyorum. Yani bu sözümü onlara. Evet arkadaşlar e, bunun arkadaşlar yani bu Rode piyasayı domine ediyor olabilir bu işi en iyi yapıyor olabilir ama Mercedes BMW de premium araçlar yapıyordu biliyorsunuz. Tesla geldiğinde işte Mercedes, PSA grubu, BMW'nin tamamının değerinden daha fazla değere sahip bir firma haline geldi. Yani sonradan gelen e, önceki firmaları geçebiliyor. Buna biz boynuz kulağa geçti diyoruz. Hemen ürünü göstereyim size. Bakın. DJI'nin ürünü şunu görüyor musunuz? Böyle bir kutuyla geliyor ve bu aslında bir şarj cihazı. İçine ürünlerinizi koyduğunuzda yani bunu şarj ettiğinizde iki buçuk kere top içindeki 3 tanesini de şarj edebiliyor. Yani bunu alın cebinize koyun. E, i̇ki mikrofon için toplam belki de 6-7 saatlik bir konuşma süreniz oluyor. Ama bize Roden'e göndermiş bir tane kılıf var. Kılıf da güzel olduğunu söylemişti. Kılıfın içine bunları koyacaksınız. Böyle, böyle koyayım. Dijenkine bakın hiç şey yok. Ses ve evet, çarpışma ne oluyor. Neyse incelememize devam edelim. Şimdi e, diyeceğim benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi onu şurada göstermek istiyorum. E, normalde yakama daha önceki e, Rode mikro benim mikrofonum da bu arada Rode değil önceki mikrofon. Taktığımda kıskaçı bütün kıyafetlerime istisnasız zarar vermişti. Onu hiç sevmiyorum. Burada DJI bunu çok güzel düşünmüş. DJI'de mıknatıs var. Yani kıyafetinizde bunun arasına bakalım şurada gösterebilecek miyim. Şöyle bir mıknatıs koyduğunuzda Bakın şurada herhangi bir kıskaç kullanmadan işlem yapabiliyorsunuz. Ama Rode maalesef bakın hala şey kullanıyor kıskaç teknolojisi kullanıyor. Ve e, kıskaç da düşmesin diye buralara dişler koymuşlar. Yani 3-6 e, tane diş var. Bu koyduğunuz şeyde de kıyafetinize zarar verecek. Bundan emin olun yapacak bir şey yok. Yani evet e, çok iyi anlıyorum Rode severleri marka eski piyasayı domine ediyor ama bir sonra gelen bakın ne güzel düşünmüş yani şu efsaneye bir teknoloji neyse gelelim ürünün ses kaydına şimdi hemen etraftan 1 iki ses kaydını sizle paylaşacağım bu paylaştığım ses kayıtlarında işte kameranın sesi DJI mikrofonun sesi ve rollerin sesi diye üç ayıracağız böylece siz de bence analiz fırsatı bulabileceksiniz şahsen bütçesi yetmeyen youtuber arkadaşların Boya isimli bir marka kullandığını çok fazla gördüm. Ben en başından beri Rode mikrofonu kullanıyordum. Kablolu olarak kullanıyordum. Ama DJI mikrofonu satın aldığım günden beri ekstra bir mikrofona asla ihtiyaç duymadım. Şahsi tavsiyemi ve kanaatimi sorarsanız ben DJI mikrofondan yana tercihinizi kullanmanız için sizi uyarıyorum. Tabii ki Rode markasını seviyor olabilirsiniz. Markanın e, savunucu müşterisisinizdir. Kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Rodeo da de çok kaliteli bir marka. Kötü bir marka değil aslında. Ama dediğim gibi DJI biraz daha teknolojik yenilikleri ve e, inovasyonu ön planda tutmuş desek e, abartmış olmayız. O yüzden Rodeo'nun birkaç adım önünde. Şimdi hemen gelin hadi ses kayıtlarını dinleyelim. Buna göre e, kendi kararımızı verelim. Şimdi şöyle ses kaydetmeyi denedik bu cihazlarla. Şöyle bir sıkıntı varmış. DJI'da sesi kaydediyor, patlıyor, kullanabiliyorsunuz. Bunlar da cep telefonu uygulaması var Rode'nin onu kullanmanız lazım ve sesi sadece cep telefonu uygulamasına alabiliyorsunuz. Oradan dışarı aktarabiliyorsunuz. Böyle de bir garabet söz konusu bilginiz olsun. Şimdi aplikasyonu indirdik. İşte eşleştirme yapacağız falan ses kayıtlarını kontrol edeceğiz. Ya arkadaş dedi ki abi bunun sesini açabiliyorum ama kısamıyorum. Şimdi desibel var ortamdaki sesleri azaltacağız. Ya nasıl olur falan. Abi bir baktık. Sesi bakın şuradan göstermeye çalışıyorum size artırıyorsunuz artırıyorsunuz en son limite vardığında kendisi sıfırlanıyor ve sonrasında tekrar e, artırmanıza imkan veriyor. Yani azaltma ve artırma yok. Sadece artırma var. Yani diyor ki aynı Türk delikanlısı gibi abi bize geri vites yok hep ileri. Bunun adını da ben bir saçmalık olarak koyuyorum. Arkadaşlar yani tarafsız olamayacağım. Yani bu böyle bir teknoloji mi kaldı ya? Hatırlarsanız Mustafa diye bir oyun vardı. Aynı onun gibi. Hep ileri gidiyordu. <laughs> bu da öyle. Hep ileri gidiyor. Hiç geri gitmiyor. Başa dönebilmek için bile ileri giderek sıfırlamanız gerekiyor. Arkadaşlar başarısızlıkla sonuçlanan bir inceleme videosu ya doğru hızlıca sürüklenmeye devam ediyoruz. Yani nasıl eşleştireceğimi buradaki videoları fotoğrafları falan görmene rağmen şöyle de buradan üstteki kameraya göstereyim. Nasıl yapacağımı bir anlayamadım. Ha, iPhone şey mi takım Cable, kablo diyor ayrı satılır. Tamam. Nasıl? Yani nasıl eşleştireceğimi vallahi anlamadım. Yemin ediyorum anlamadım. Yani o kadar saçma sapan ki, şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın, şunu açabilecek miyim? Bataryası. Yani ekran dokunmatik değil. Her şeyi şuralardan yönetmeniz lazım. Uygulamaya giriyorum. Uygulamada herhangi bir şey göstermiyor. Ben böyle ambali oldum. inceleyemedim. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ses farklarını belki sonra yapabilirsem, çekebilirsem sonra ekleyeceğim. Çünkü sesi kaydedebilmek için öncelikle... Telefonla bunu eşleştirmemiz lazım. Onu yapamadım. Yapabilirsem videonun sonuna ekleyeceğim. Onu yapamazsam benden bunu beklemeyin. Çok özür diliyorum. Buradan da şunu anlamış olduk. Yani DJI mikrofon varken Rode mikrofon almaya gerek yok. Linçlerinizi aşağıda bekliyorum. Şimdi eşleştirmeyi başardık ve ses kaydını deneyeceğim. Hemen deniyorum. Aynı şeyi 3 kere tekrarlayacağım. Ses kalitesine siz karar verebilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılanlar varsa lütfen sor olarak iletin. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılanlar varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılanlar varsa yorum olarak beğenmeyi unutmayın. İşte. Evet. Burada aynı şeyi demek ki sürekli tekrar bence sapıtabiliyorsunuz. Neyse en azından siz aradaki farkı Gördünüz diye tahmin ediyorum. Bu kadar kanalı takip etmeyin dedikten sonra da videodan çıkarken eğer kanalı takip etmiyorsanız alacağınız olsun bir şey demiyorum. Yani. Görüşmek üzere. PEEP <laughs>